Diyanetin Selayi Nur'a karşı mesafeli duruşunun sebebi nedir? Türkiye'de yani Anadolu'da Osmanlı'dan sonra Anadolu'da büyük bir irtidat hareketi oldu. Bu irtidat hareketinde din yasak edildi. Diyanet teşkilatı kuruldu. Din yasak edildi. Diyanet Teşkilatı kuruldu. Diyanet Teşkilatı, Diyanet Başkanlığı'dır. Diyanet İşleri Başkanlığı. Bir de Genelkurmay Başkanlığı var. Anadolu toprağındaki irtidat hareketinde iki başkanlık var. Rejim onlara havaledir. Rejimi onlar muhafaza ettiler. Ve halen devam ediyor bu. Bunlar hangisi? Birisi Genelkurmay Başkanlığı, birisi de Diyanet Başkanlığı. Genelkurmay Başkanlığı bizi fazla alakadar etmiyor. O kendi içinde, kendi işinde. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vazifesi İslam dini değil. İslam dininin yerine Kemalizm dinini koymaktır. Kemalizmi bir din olarak Anadolu'ya yerleştirmektir. Diyanet Teşkilatı bunun için kuruldu. İlahiyatların ilk açılışı da bunun içindir. İmam Hatiplerin ilk açılışı da bunun içindir. Onlar hep 50'den evvel açıldı. Bunlar hepsi kuruluş maddelerinde yazılı. Merak eden bulabilir. Hususen Hasan Hüseyin Ceylan'ın kitabında bunlar güzel yazılmış. Diyanetin vazifesi yani anlayacağınız İslam dinini İhya etmek, ona hizmet etmek, İslam dinini ileriye götürmek, yanlış şeyleri ortadan kaldırıp İslam'ı ihya etmek değil. Ya nedir? Dini kaldırmak, İslam dinini kaldırmak, yerine Kemalizm dinini koymak. Kuruluşu bunun içindir. Onun için bugünkü hareketlerin bazındaki sakatlıkları abes görmemek lazım. Yine Allah razı olsun ki epeyce düzeldiler yani, epeyce düzelttiler. Yoksa Diyanet Teşkilatı bunun için kurulmuş değildir, İslam dini için değil. İslam'ı kaldırmak için kurulmuştur. Ama bugünkü hocalarımız, müftülerimiz Diyanet Teşkilatı'na böyle demek yanlış olur. Onlar Allah'a şükürler olsun bir hayli vaziyetlerini düzelttiler, şu anda hizmet ediyorlar. Hafızlık mektepleri var, Kur'an kursları var. İmam hatiplerde faaliyetleri var, güzel neşriyatlar yapıyorlar. Değişti yani, tutturamadılar. Ama Diyanet istediğimiz noktaya geldi mi, o da mümkün değil. Kuruluşu böyle çünkü. Kuruluşu temeli böyle atılmış. Bugünkü Diyanet'in samimiyetine inanıyoruz. Bugünkülerin maksadı öyle dini ortadan kaldırmak falan değil. Ama dini koymaya güçleri yok. Ona da bir şey demiyor. Ellerinde değil yani. Çünkü rejim bütün müesseseleriyle oturmuş. Bu fabrikadan gübre çıkacak diyor. Bu fabrikadan gübre çıkacak diyor. Öyle pek çok rüya görürüm. Yani hiçbir zaman gözümü yumduğum zaman rüyasız kalkmam. Kesin, katı. Ama hiçbirini hatırlamam. Ama bazısı hatırımda kalıyor. Ankara merkezinden Anadolu'nun en ücra köşelerine lağım pompaladığını gördüm. Çok net bir rüya. Çok net. Ankara'dan Anadolu'nun her tarafına, bütün damarlarına simsiyah lağım pompalandığını gördüm. Allah onu nura kalbede, ne diyelim? Allah onu nura kalbede.